Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu Ekotürk'ten herkese merhaba. Ben Özlem Karakuluk. Çünkü sonu programıyla tekrar karşınızdayız. Bugün haftanın son işlem günü. Genel şöyle bir değerlendirmeleri yapacağız. Cari dengeyi karşıladık. Sanayi üretim ve İngiltere ekonomisindeki daralma gözlemlendi. Piyasalarda etkindi. Bugün Murat Özsoy bizlerle birlikte olacak. Biz finansal danışmanlık kurucu Orta ile birlikte piyasaları bu haftayı ve önümüzdeki haftayı şöyle bir değerlendireceğiz. Sonrasında Birleşik Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel bizlerle birlikte olacak. Özellikle bu AVM'lerin kapıyı açmasıyla birlikte nasıl gelişmeler oldu? Pandemi sonrası durumlar ne? Kendisiyle birlikte değerlendireceğiz. Ve İslam Memiş bizlerle birlikte olacak. Altın ve para piyasaları uzmanıyla birlikte genel şöyle bir piyasaların değerlendirmesini yaptıktan sonra New York'a kadar gideceğiz. Aslı Bilit bizi karşılayacak ve protesto gösterilerindeki son durum ve ABD piyasaları güne nasıl başlıyor bilgisini aldıktan sonra her cuma olduğu gibi Mehmet Öğütçü ile birlikte hem turizm sektörü, Çin'in son şu uydusunu bu ay yörüngeye göndermesi gibi ve İngiltere ekonomisindeki sert daralmanın da işaretlerinde neler gizli bakalım detaylı bir şekilde Mehmet Öğütçü'den bugün detayları alıyor olacağız diyelim. Gün sonu başlasın. Gün sonuna devam ediyoruz efendim manşetlerle ve bugün için gelen en önemli haberlerden bir tanesi cari dengeydi. 5 milyar dolar açık verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Nisan 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı ki buna göre Nisan 2019'da 469 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında bu yılın aynı döneminde 5 milyar 62 milyon dolar açık gerçekleşti. Beklenti cari açığın 4.40 milyar dolar olmasıydı. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 3 milyar 291 milyon dolar oldu. Bir diğer gelen haberse sanayi üretim endeksiydi. Nisan'da %30.4 düştü. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre Nisan'da takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019'un aynı ayına göre %31.4 arındırılmamış sanayi üretim endeksi de %31.4 oranında düşüş gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde ise Nisan'da madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2019'un aynı ayına göre %14.5, imalat sanayi sektör endeksi %33.3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtım sektörü ise bu endekste ise 14.9'luk düşüş görüldü. Geçelim İngiltere'ye. İngiltere ekonomisi %20 daraldı. İngiltere ekonomisi koronavirüsün etkisini kontrol altına almak için işletmelerin ve çalışanların karantinada kalmasının etkisiyle Nisan'da %20.4 ile rekor seviyede daraldı. İngiltere ekonomisi 3 aylık bazda %10.4 daralırken karamsar büyüme rakamları ekonominin faaliyetlerin yavaş yavaş yeniden hızlanmaya başlamasıyla büyük bir ihtimalle virüsün neden olduğu zararın zirve noktasını yansıtıyor. Ve Euro bölgesi sanayi üretim rekorunda düşüş gösterdi. Avrupa İstatistik Ofisi Avrupa Birliği ve Euro bölgesinde Nisan ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini yayımladı. Buna göre 19 üyeli Euro bölgesinde sanayi üretim Nisan ayında önceki aya kıyasla %17.1, 2019'un Nisan ayı ile kıyaslandığında ise %28 geriledi. Bu rakamlar 1991'den beri görülen en sert düşüşler olarak da kayda geçmiş oldu. Ve geçelim IMF'e. Küresel ekonomi belirgin yara alacak dedi Uluslararası Para Fonu. Evet, Uluslararası Para Fonu'na göre küresel ekonomi koronavirüs pandemisinden beklenenden daha yavaş toparlanıyor ve bu deneyimden kaynaklı yaraları uzun bir süre boyunca taşıyacak gibi görülüyor. IMF ekonomistleri çok büyük bir ihtimalle Nisan'daki tahminlerimizden daha kötü olacak derken ancak tahminlere ilişkin hala derin bir belirsizlik olduğunu da sözlerine ekledi. Diyelim manşetleri burada noktalayalım. Ve şimdi konuğumuza gidiyoruz. Bugünkü ilk konuğumuz Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy. Murat hoş geldin. Merhaba Özlem, hoş bulduk. Murat, bu hafta oldukça oynaklığın da aslında yüksek olduğunu gördük. Riskli piyasalardan bir çıkış, bir giriş oldu. Tamamen aslında belirsizlik hakimdi. Şöyle istersen genel bir hafta değerlendirmesiyle başlayalım. Bu hafta TL varlıklardaki görünüm nasıldı, nasıl yön bulmaya çalıştı? Tabii. Özlem, sen çok güzel özetledin aslında bir cümleyi. Hakikaten
çok dalgalanmaların olduğu bir haftaydı. Bu haftaya zaten en çok damga vurmasını beklediğimiz ve gerçekleşen konu da Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması oldu. Faiz oranlarına dair herhangi bir beklentimiz yoktu gerçi ama acaba ne diyecek konusunda merakla bekliyorduk. Dolar TL haftaya iyi başladı. 6.78 seviyelerinde başladıktan sonra tabii o tarafta bir yükselişler meydana gelmeye başladı. Bütün küresel para birimleri dolar karşısında aslında Jerome Powell tarafı konuşması sonrasında gerilerken dolar TL'de de bir takım gerileme gördük. Ancak tekrar şu güne geldiğimiz vakit son 1,5-2 günlük süre içerisinde orada da bir yükseliş trendine geldi. Altın açısından bakacak olursak orada da bir takım dalgalamalar söz konusu oldu ama yine ons altın 1730 seviyelerinde yerini buldu. Çünkü zaten 1700-1720 dolar arasında dalgalanmalarını sürdürüyordu. Hafif geri çekilmeler olduğunu görmüş olsak da piyasalar açısından baktığımız vakit genel haftayı değerlendirecek olursak evet bir takım dalgalanmalar gördük ancak özellikle iyimser havanın o bir önceki hafta görmüş olduğumuz iyimser havanın hafif hafif dağıldığını söylememiz mümkün olabilir tek bir özetle. Peki sektörler üzerindeki genel görünüm nasıldı sence bu hafta? Çünkü sektörlerde de bir fırsat var diyoruz. Sonrasında ilk çıkışta o fırsat dediğimiz sektörlerde gözlemlendi. Bunların başında da değil mi? Bankacılık, holding gibi. Sanki bir ara ara ister istemez piyasalar ikinci dalgayı da fiyatlıyor gibi mi? Doğru, şimdi ikinci dalga ilişkin sürekli bir beklenti var. Olmaya da devam da edecek. Bu risk de sürekli masamızda olmaya devam edecek. Tabii bu en çok hangi sektörlere etkiliyor diye bakacak olursak şüphesiz ki turizmin geleceğine dair bir takım tereddütler olmaya devam ediyor. Ulaşım sektörüne dair bir takım tereddütler olmaya devam ediyor. Her ne kadar hem Türkiye'de hem dünyanın genelinde normale geçiş süreçleri başlamış olsa da yine kafalarda acaba ikinci dalga gelecek mi diye bir takım soru işaretleri var. Ancak bununla ilgili ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin'in açıklaması bence çok önemli. Çünkü ikinci dalga gelmiş olduğu durumda piyasaları tekrar ekonomik aktiviteyi kapatmaya bir lüksümüz yok diye konuştu. Aslında bu olumsuz bir söylem gibi görünse de bence olumlu bir söylem. Çünkü aslında şu mesajı verdi Steve Mnuchin. Bir daha o 2 aylık hatta 3 aya varan bütün ekonomik aktivitenin kapanmasına ne Amerika'nın ne Avrupa'nın ne Asya'nın ne de Türkiye'nin öyle bir şeyi yok. Şansı yok, lüksü yok. Bir şekilde şartların dönmesi lazım. Belki bu gerçek ikinci dalganın yaratacağı tereddütü ve endişeleri hafiften gideriyor olabilir. Çünkü bizi en çok yaralayan konu bu ekonomik aktivitenin durağanlaşması, talebin durağanlaşması gibi konulardı. Bunlar eğer tekrar olmayacaksa ki olmamasına dair bir takım tedbirler alınmaya başlanıyor. İkinci dalganın yaratacağı etki demeyeyim de o etkiye dair öngörüler nispeten biraz daha işi soğutmaya yetiyor. Fakat ikinci dalganın da tabii ne zaman geleceğini şüphesiz bilemeyiz ama şu anki sektörlerdeki ana beklenti en azından bu yaz ayları geçtikten sonra belki sonbahara dönük bir beklenti şu anda ortalıkta geziyor. Sektörler açısından bir ilave de mesela reel sektör tarafında özellikle gıda tarafını da bu işin içine katabiliriz. Ve diğer başka perakende satışa giren sektörleri de işin içine katabiliriz. Ciddi bir hareketlenme var, genel bir hareketlenme var. Özellikle yeni açıklanan kredi teşvik paketiyle gelen bir hareketlenme var. Özellikle otomotiv tarafında ve gayrimenkulde. Bunlar tabii Türkiye ekonomisi açısından çok önemli sektörler, amiral sektörler. Özellikle gayrimenkul düşünecek olursak sadece konut alım satış alış satış diye bakmamak lazım. Beraberinde 200'e varan başka iş kollarını da etkileyen bir sektör. Dolayısıyla buralardaki canlanma, otomotivdeki canlanma, gayrimenkuldeki canlanma sektörel anlamda baktığımız zaman bence en azından Türkiye'nin rakamlarına en olumlu katkıları sağlayacak sektörler gibi gözüküyor şu anda. Evet, yani senin de dediğin gibi aslında gelişmekte olan ülkeler içerisinde Türkiye'ye kıyasladığımızda bir alış işlemi doğuyor. Çünkü ekonominin aslında burada da hızlı bir şekilde açılıyor olması, piyasaların hareketli olması büyük ihtimalle pozitif tarafta. Ama ikinci dalga ihtimali de ekonomiyi sanki kapattırmayacak şekilde olma riskini taşıyor. Ama yine de çok sert satışlar değil mi? Yani sen bu konuda mesela nasıl düşünüyorsun? Piyasaların açılmasıyla piyasalar aslında bu ekonomik aktivitenin başlamasını pozitif karşıladı ve fırsat niteliğinde gördükleri riskli piyasalar hızlı girişler sağladı. İkinci dalga ihtimali var dediğimizde ise hemen sert satışlar gerçekleşiyor ama bir taraftan da ikinci dalga olursa ekonomiler kapanmayacak uyarısı da var birçok yerde. Yani bunlar belirtilmeye de çalışılıyor. Bu konuda peki ne düşünüyorsun? Yani bu sert satışlar sence normal mi yoksa kar satışları da saklıyor mu içinde? Bu sert satışlar aslında şuradan kaynaklanıyor. Bu iyimser bir önceki haftaki iyimser havanın yavaş yavaş kaybolmasıyla beraber bir şekilde yine riskli varlıklardan güven limanlara doğru gidişat başladı bu ikinci dalga söyleminin kuvvetlenmesiyle beraber. Dolayısıyla orta vadeye bakacak olduğumuz zaman şunu söylememiz halen güç.
İşte tamamen piyasalar artık raylar yerine oturdu. Tamamen güvenli varlıklardan çıkıp riskli varlıklara yönelim başladı dememiz güç. Bunu zaten rakamlar da bize böyle olmadığını söylüyor. İşte ons altına baktığımız vakit yeniden 130 dolarların altında çıkmaya başladığını gördük. Gram altına baktığımızda çok ciddi hızlı yükselişler gördük. Tabii şunu da burada belirtmek lazım. Gram altın seviyesine ve ons altın seviyesine baktığımız vakit, işte gram altın 360-365 TL'lere indiği vakit her zaman bu seviyelerin önemli alım seviyeleri, iyi fırsat seviyeler olduğunu söylemeye devam ettik. Bunu da nereden kaynaklanarak söyledik? Bir şekilde piyasalarda tekrardan riskli varlıklardan kaçış söz konusu olduğunda, ki bu muhtemeldi, yine bu seviyelere geleceğine dair bir takım öngörüler vardı. Dolayısıyla özellikle altın burada önemli bir gösterge oluyor. Piyasalar acaba riskli varlıklarda olacaklar mı, endişe var mı, kaygı var mı göstergesine dair. Altın tarafındaki beklentilere baktığımız zaman da şu anda bu seviyelerden aşağıya inişlerin çok hızlı bir şekilde, daha doğrusu çok büyük oranlarda ve tutarlarda olmayacağına dair beklentiler var. Çünkü 2 aylık geriye dönük olarak bakacak olursak da Özlem, işte 2 ay önce ons altın 1730 dolar seviyesine hızlı bir yükseliş yapmış olsa da geçtiğimiz 2 aylık sürede geri çekilmeler söz konusu oldu. Ancak bunların hiçbiri kalıcı olmadı. Dolayısıyla önümüzdeki döneme bakacak olursak da orta vadede yine geri çekilmeler olacaktır. Riskli varlıklara bir şekilde yönelmeler olacaktır. Ancak bunlar en azından şu önümüzdeki belki 1 aylık, 1,5 aylık süreçte çok kalıcı olmayacak gibi gözüküyor. Nitekim bugün işte sen de yayının başında söyledin, perakende satışlara dair, sınav üretim rakamlarına dair açıklamalar geldi. Gün içinde Türkiye'de onları karşıladık. Onlar da aslında gösteriyor ki halen Nisan ayında ve bunları belki Mayıs ayında daha da artarak göreceğiz. Bir takım endişeler var önümüzdeki döneme dair. Çünkü şu aralar koronavirüs salgınının etkilerini biz yeni yeni görmeye başladık. Yani yavaş yavaş ne ile karşılaşacağımızı, ne tip risklerle karşı karşıya olacağımızı yeni yeni görüyoruz. Daha henüz sis dağılmamıştı bundan bir ay öncesinde. Şu anda dağılıp gerçekle karşı karşıya kalıyoruz. Bu tabii sadece bizim için değil, bütün küresel ekonomiler için geçerli. İşte bugün İngiltere'nin rakamlarını da karşıladık. Oradan da çok dramatik seviyeler geldi. Kesinlikle. Ve hemen birdenbire piyasalara yansımasını gördük. Dolayısıyla toparlayacak olursam önümüzdeki döneme ilişkin de bakacak olduğumuzda bu oynaklık seviyeleri, bu dalgalanmalar sık sık şahit olacağımız durumlar gibi gözüküyor. Kesinlikle Murat. Peki senin de değindiğin gibi hem İngiltere tarafında, yani biraz da şöyle parite ve kura gidecek olursak, dolar TL tarafında bu hafta 6.84'lü seviyelere kadar çıkış gerçekleşti ki 6.80 çok önemli bir noktaydı. Burayı atladı. Haber akışlarında çünkü beklediği swap kanalları vardı. Faizlerin burada tabii cazip yeterliliğini kaybetmesi biraz daha kurun oynaklığını hassaslaştırdı gibi görünüyor. Hem bu hem de doların da biraz gücünü şöyle konuşacak olursak nasıl bir değerlendirmede bulunursun? Şöyle yine bugünkü açıklanan rakamlar üzerinden gidecek olursak, Özlem, ben perakende satışlar ve sınav üretim rakamlarına da baktığımız vakit bunlardan perakende satışları nispeten biraz daha önemsiyorum. Çünkü hep bütün merkez bankaları diyor ya, ekonomik aktivite tamamen durgunluğa geldi, işte talep artamıyor diye. Onun en net göstergesi aslında bu perakende satışlar. Sınav üretim rakamlarına baktığımız vakit ise Türkiye'nin geçtiğimiz haftalarda hep böyle çok bizi hoşumuza giden birçok yönde pozitif ayrışmasını mesela sanayi üretim rakamlarında göremedik. Aylık %30 daralma olurken Türkiye'de İtalya, Fransa, Almanya gibi koronavirüsten en ciddi manada etkilenmiş ülkelerde dahi sanayi üretim rakamlarının aylık %13'lerde, %20'lerde olduğunu gördük mesela. Bu gidişat açısından sanki Avrupa bu dipten dönüşü biraz daha hızlı yapacak gibi gözüküyor. Şimdi bu dolar TL tarafında ve euro TL açısından baktığımız zaman da şüphesiz bir takım göstergeleri beraberinde götürüyor. Dolar TL açısından da özelinde şöyle bir değerlendirme yapacak olursam, dolar endeksini tabii ki çok yakından takip ediyoruz. Dolar endeksinde de bugün itibariyle hafif yukarı yönlü bir takım ivmelenme başladı. Dolar endeksiyle dolar TL grafiğini böyle karşımıza alacak olsak şuna şahit oluyoruz. Dolar endeksinde birçok zamanda aşağı yönlü gidişat olsa da, yani dolar gücünü kaybetmiş olsa da, dolar TL tarafında yine yükselişler gördük biz TL aleyhine. Bu aslında şunun mesajını veriyor. Dolar endeksinde ve doların genel manada güçlenmesinin dolar TL üzerindeki etkisi daha fazla oluyor negatif anlamda. Dolayısıyla 6.84 barajı şu anda önemli bir eşik. Önümüzdeki hafta başlangıcıyla tabii ne tip haber akışlarının geleceğine dair kestirme yapmak çok zor. Bir öngörü yapmak, tahmininde bulunmak hakikaten kolay değil. Ancak bu seviyelerde 6.84 ile 6.78 arasında bir gidip gelmeler söz konusu olabilir. Bu iki seviyenin altına ya da üstüne çıkılması durumlarda o zaman
aşağı yönlü ya da yukarı yönlü hareketler biraz daha kuvvetlenebilir gibi görünüyor şu an itibariyle. Evet Murat, son olarak şöyle 1-2 dakikamız kaldı seninle ama senin de değindiğin şu altın tarafını biraz daha önümüzdeki haftalarda nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü orada da 1700'ün altını gördü, sonra tekrar hızlıca işte dediğimiz o noktalardan dolayı hızlı bir yükseliş gösteriyor. Beklentiler de dün Goldman Sachs'ın raporunu hatırlıyorum, 2000 dolar seviyelerinde yıl sonu tahminleri. Sen nasıl değerlendiriyorsun altını? Evet, yaklaşık 2-3 hafta önce baktığımız vakit gerek Goldman Sachs'ın gerek başka yatırım bankalarının yıl sonuna dair hedeflere mesela 1800 dolarlar, 1900 dolarlara yakınken şimdi 2000 dolarlara çıkardılar beklentilerini. Bu da gösteriyor ki önümüzdeki dönemde yılın ikinci yarısında herhalde riskli varlıklardan nispeten biraz daha kaçış meydana gelecek. Ama biz şu anda değerlendirecek olursak çok net bir şekilde görebiliyoruz ki ons altın tarafında her ne kadar 1700 doların altında gevşemeler olsa da bunlar kalıcı olmadı ve büyük ihtimalle de olmayacak. Yani 1700 doların altına düştüğü vakit işte tamamen artık piyasada her şey güzel gidiyor, iyimser hava esmeye başladı, güven limanlardan çıkış olmaya başladı gibi yorumları yapmak için böyle temkinli olmak lazım. Bazen böyle tamamen her şey iyiye döndü gibi bir takım yorumlar olabiliyor ama ben temkinli olma taraftarıyım. Çünkü bunu da nereden esinlenerek söylüyorum? Dediğim gibi 2 aylık geçmişe baktığımız zaman zaten bütün grafikler, bütün trendler bunu gösteriyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde biz evet ons altının 1700 dolar altına sarktığı zamanları görebiliriz. Fakat bu şu anlama gelmesin. Tamam be, 1700 doların altında ilerlemeye başlayacak, orada bir yatay seyir izleyecek gibi bir anlama gelmesin. Yine gelen haber akışlarıyla beraber ons altın bu seviyelere kendini atacaktır. 1717 dolar gibi bir eşik görüyorum ben orada. Onun altına sarkmalarda belki 1680 dolarları görebiliriz ama tekrar gelen haberlerle yukarı yönlü hareketler ivme kazanacaktır diye tahmin ediyorum. Evet Murat Özsoy, çok teşekkür ediyorum aktardığın kıymetli yorum ve değerlendirmeler için. Ben teşekkür ederim Özlem. Teşekkürler. Teşekkürler. Murat Özsoy, BİS Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı bizlerle birlikteydi. Şimdi AVM'lerden bahsetmiştik. Bununla ilgili son gelişmeleri almak için Sinan Öncel'e gidiyoruz. Birleşik Markalar Derneği Başkanı Sinan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Özlem Hanım. Sinan Bey, AVM'lerin açılışını, kapılarını açmaya başlamasını duyurmuştuk ve bundan sonraki süreç çok yakından takip edildi. AVM'de kiracı olan kişiler nasıl, memnunlar mı şu anki süreçte? Özlem Hanım, isterseniz soruyu ben izninizle şöyle bir düzeltme yapayım. Perakende sektörü memnun mu diyelim süreçten? Çünkü biraz bizim sadece mağazalarımızın sadece bir bölümü AVM'lerde, önemli bir bölümü de caddelerde. Şu an için cadde mağazalarımızda hareketlilik fena değil, güzel gidiyor. Ancak alışveriş merkezleri biraz daha zaman alacak gibi görünüyor. Tüketicinin ziyaret sayısı oldukça zayıf gidiyor. Ancak açık AVM'lerde fena değil. Herhalde bunu önümüzdeki aydan itibaren biraz daha yukarıya gitmesini bekliyoruz grafiğin. Çünkü şu an için alışveriş merkezlerinde geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığımız zaman ortalamada, özellikle hazır giyimde ortalamada cirolarımız %25-30 aralığında devam ediyor. Bu da tabii ki çok yüksek bir oran değil, çok düşük bir oran. İşte bu görüntülerdeki bu coşkulu kalabalıkları maalesef şu anda göremiyoruz ama bu da bir zorunluluk zaten. Bu kadar kalabalık olunması da zaten istenmiyor. Salgın tehdidi hala daha devam ettiği için bu tenhalığında sağlık sebepleri nedeniyle normal olduğunun farkındayız. Ancak cadde mağazalarımız AVM'lere göre çok daha iyi durumda diyebilirim. Evet. Evet, peki aslında sizin de söylediğiniz gibi Sinan Bey, şu anda memnuniyet aslında derece olarak biraz daha düşük gibi. Burada da hala sabit giderlerden bahsedecek olursak ilk aklımıza gelen tabii ki kira giderleri. Bu süreçte özellikle AVM'ler kapalı olduğunda kiralarla ilgili belli başlı önlemler, değil mi, destekler geldi. Ama şu anki süreçte de %25 cirodan bahsettiniz. Yani bu cirolarla peki ödenebilir seviyelerde mi ve geçmişten bugüne biriken borçlarla ilgili bir düzenleme yapılıyor mu? Şimdi Özlem Hanım, gerçekten kapalı olduğumuz dönem zarfında yatırımcıların çok önemli bir bölümü, cadde mağazalarındaki dükkan sahiplerinde bir kısmı diyebilirim. Orada çünkü sorunlar maalesef çok daha derin olarak devam ediyor. Duruma çok anlayışla yaklaştılar ve
bu 100 yılda bir yaşanan bu kriz ortamını, kriz sürecini beraberce bir noktaya kadar getirdik. Tabii bizim asıl mücadelemiz şimdi 1 Haziran'dan itibaren başladı. Çünkü çarklar dönmeye başladıktan sonra sabit giderlerimiz, sabit gider faturaları bizim tarafımıza gelmeye başladıkça bizim bu düşük cirolarla bunları şu an itibariyle karşılayabilmemiz gerçekten çok olası görünmüyor. Ama tabii ki süreç de devam ediyor. Bu Haziran'ı hep beraber gözlemleyip göreceğiz. Pek çok yatırımcı %50 indirim yaptı, alışveriş yatırımcısı. Ancak şu anki hazır giyim sektörü bazında konuşursak, başka sektörlerde bir tık daha yukarıda bu cirolar, ama hazır giyim özelinde bakarsak şu an itibariyle bu cirolarla %50 kiraların bile ödenebilmesi pek mümkün görünmüyor. O sebeple de işte size de bildirdiğim gibi biz de ihtiyaçlarını erteleme, ekonomiye sahip çık diye vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz ve bir an önce ihtiyaçları olan, imkanı olanların alışverişlerini ertelemeden sadece mal alma değil, aynı zamanda hizmet konusunda da bir an önce ihtiyaçlarını gidermelerini, eğer bunları yapmadıkları takdirde atölyelerin, mağazaların ve de çalışanlar için önemli riskler olduğunu hatırlatan bir kampanya yaptık. Bu kampanyamızda başta sosyal medya olmak üzere ünlüler, akademisyenlerin öncülüğünde devam ediyor şu an itibariyle. Biraz hızlı bir şekilde vatandaşımızın ihtiyaçlarını ertelemeden ekonomiye katkı vermesini bekliyoruz. Evet, peki Sinan Bey, özellikle tüketicinin, müşterinin biraz da alışkanlıkları değişmeye başladı bu pandemi döneminde. Yani internetten alışveriş büyük bir önem kazandı. Sizce bu müşteri alışkanlıkları pandemi sürecinin tamamen etkisini kalkmasıyla değişir mi? Orada özellikle bu AVM'de bulunan mağazalar için diyelim, bir endişe söz konusu mu? Söz konusu, çünkü bütün dünyada bir alışveriş alışkanlıklarında önemli değişiklikler var. Tüm dünya medyasını takip ettiğimiz zaman, oradaki gazete haberlerini, internet haberlerini incelediğimiz zaman çok ciddi oranda internet satışlarında artışları gözlemliyoruz. Tabii ki bu toplam artış, bu artışlar bizim toplam satışımız içindeki payı çok yüksek değil henüz, ama özellikle AVM'ler açıldıktan sonra 1 Haziran'dan itibaren size iki rakam paylaşmak istiyorum. 60 önemli markanın e-ticaret verilerini topladığımız zaman özellikle toplamda 1 Haziran'dan itibaren Haziran artışı %132. Hazır giyimde baktığımız zaman ise %168'lik bir artış var. Bu da şunu gösteriyor. AVM'lerdeki ihtiyaçları karşılamada müşteriler isteksiz, ama e-ticaret üzerinden karşılamada son derece istekli. Bu da beraberinde maalesef kargo sorununu getiriyor. Şu anda da özellikle lojistik merkezlerinde çok ciddi yığılmalar var. Kargolarda gecikmeler var. Bu kargo altyapısı da şu an için bunu sistemi kaldırmıyor. Hızlıca kargo firmaları bu konuyla ilgili yatırımlarını arttırmaya başladılar da diyebilirim. Ama tabii ki şu an için talep o kadar çok fazla ki sistem şu anda bunu %100 sağlıklı bir şekilde kaldırıyor diyemiyorum. Evet, bir de son 2 dakikamız kaldı Sinan Bey, ama bu 1 Temmuz itibariyle yeni yasa kiracılara biraz daha nefes aldıracak bir yeni yasa yolda gibi. Nasıl karşıladınız, nasıl değerlendiriyorsunuz bu değişikliği? Çok önemli Özlem Hanım. Özellikle 1 Temmuz 2020 perakendecinin, daha doğrusu kirada olan perakendecinin 8 yıldır beklediği bir tarih. Çünkü 8 yıl önce Borçlar Kanunu'nun özellikle kiralamayla ilgili ertelenmiş hükümleri 1 Temmuz'da hayata geçecek. 4 önemli koşul var. Özellikle kiracılar erken fesih yapmaları durumunda ağır ceza maddeleri ödemek durumunda kalmayacaklar.
Ve de en önemlisi imkansızlıklar nedeniyle bir kirasını, bir aylık kirasını ödeyemeyen, bundan önce olduğu gibi geri kalan sözleşmedeki bütün ayların kirasını ödeme zorunluluğu ile karşı karşıya kalıyordu. Bu zorunluluk ortadan kalkacak. Bir de depozito özellikle kiracının özellikle sıkıntısı olan bir konuydu. Bundan sonra depozito hem kiralayan ve kiracının ortak hesabında bulunacak. O yüzden yüz binlerce dükkanı ve perakendeciyi ilgilendiren çok önemli bir yasa değişikliği 1 Temmuz 2020'de hayata geçecek. Ve bu da perakende sektörünün önünde büyümesinde, istihdamın artışında çok önemli bir ivme olacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü şu anda kiralama konusunda çok çekimser olan pek çok perakendeci biliyoruz. Çok daha rahat kiralama yapabilecek bu düzenlemeler sayesinde. Evet, çok teşekkür ediyorum Sinan Öncel. Aktardığınız kıymetli yorum ve değerlendirmeler için efendim. Evet, Sinan Öncel bizlerle birlikteydi. Şimdi efendim kısa bir araya çıkıyoruz. Aradan sonra İslam Memiş'le tekrar karşınızda olacağız. Kültür Sanat Ekranı sizleri iple çektiğiniz festivallere götürüyor. Ecem Koç'un bu haftaki konukları İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan ve İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya. Kültür Sanat Ekranı yarın 19'da Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk'te. Duyduğumuz özlemi gidermeye, doğuştan hakkımız olan tüm duyguları özgürce yaşamaya, her şeye rağmen mutlu olmaya, sevginin arayışında olmak yerine sevgi olmaya niyet edenler ekran başına. Hayata Özlem'in bu haftaki konuğu, oyuncu, gazeteci ve yazar İclal Aydın. Hayata Özlem yarın akşam 21'de Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk'te. Masraflar arttığı zaman kredi nereden alınır? Kredi Finansçı'dan alınır. Aylık %0,79'dan başlayan faiz oranları ve 3 ay erteleme imkanıyla ihtiyaç krediniz QNB Finans Bank'ta. Siz de cep şubemizden, qnbfinansbank.com'dan ya da çağrı merkezimizden hemen başvurun, onaylanan kredinizi anında kullanın. QNB Finans Bank.
Gün sonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'le birlikteyiz. İslam Bey hoş geldiniz. Özlem Hanım merhaba. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. İslam Bey, bu hafta isterseniz şöyle bir genel değerlendirme alayım sizden, öyle başlayalım. TR varlıklardaki genel görünümü nasıl değerlendirdiniz? Yani stres biraz artış var. Yani burada piyasalarda biliyorsunuz Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı, Powell'ın açıklamaları takip ediliyordu. Haftanın yarısından itibaren stres biraz daha arttı. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kayıpları oldu. Dolar endeksinde artış oldu. Doların küresel piyasalarda değer kazanıyor olması ister istemez TL varlıkları üzerinde baskı oluşturdu. Ancak borsadan bağımsız bir şekilde bu değer artışları sürdü. Ama bu sürecin ben geçici olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü malum siz de takip ettiniz toplantıyı. Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları biraz daha güvenci tondaydı. Özellikle faizler noktasında 2022 yılın sonunu işaret etmesi ister istemez doları güçlendirdi ve ABD piyasaları için olumlu bir haber akışıydı. Ancak ikinci dalga virüs salgınıyla alakalı ikinci dalga beklentisi de hisse senetlerinde sert düşüşe neden oldu. Biz aslında bundan çok da olumsuz yönde etkilenmedik ama bu süreçte mutlaka bir dalgalanma olacağını zaten piyasalar fiyatlıyordu bir haftadır beri. Muhtemelen Haziran sonu gibi tekrar böyle bir kar satışı yaşanabilir ama bu haftaya baktığımız zaman TL varlıklarında çok da beklendiği gibi bir şey yaşanmadı, bir kargaşa yaşanmadı. Dolar tarafında bir miktar değer artışları var. Ancak banka mevduatlarındaki dolar girişinde biraz daha hızlanma var. Aslında bu gelecek aylar için biraz daha risk teşkil ettiğini düşünüyorum. Bu süreçte TL'nin bu haftaki performansında çok agresif ya da çok kayga değer bir kayıp olmadığını düşünüyorum. Peki efendim şöyle bir Borsa İstanbul'un yönüne de bakacak olursak şimdi ABD Dışişleri Bakanı Münih'in bir açıklama yaptı. İkinci dalga olursa ekonomiyi kesinlikle kapatmayacaklarını bir kere söyledi. Büyük ihtimalle birçok ekonomi, birçok ülke diyelim ekonomisini bu yönde değerlendirecek. Yani ikinci pandemi olma olasılığında ekonomilerini pek de kapatma konusunda taraf değiller. Bu çünkü sert satışa İngiltere tarafını yakından takip ettik keza aynı şekilde. Sizce bunun performansı borsa tarafında, riskli piyasalar tarafında nasıl olur? Yani ikinci dalga olma ihtimali yani olursa ve ekonomi kapanmazsa yine de performans olumlu yönde biraz daha alış yönünde olur mu? Var mı böyle bir izlenim? Tabii ki mutlaka vardır. Zaten şunu söylemek gerekiyor. Dünyadaki bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülke borsalarındaki rallinin nedeni merkez bankalarının ya da hükümetlerin teşvik ve desteklerinden kaynaklı bir yükseliş. Yani nakitin, sıcak para akışının mutlaka bir yere kayması gerekiyor. En mantıklısı borsaydı ve şu anda borsada bu yükseliş trendinin sürdüğünü söyleyebiliriz. Ama bu süreçte yatırımcılar tarafından bu yükseliş trendi ne kadar devam edebilir? Mesela bizim iç piyasalarda küçük yatırımcıların borsada biraz daha pay aldığını, biraz daha girişlerini hızlandırdığını gözlemliyoruz. Ancak bunlar gerçek yatırımcı mı yoksa bu kısa vadede parasını katlamak için ya da kısa vadeli kazanç elde etmek için mi giriş yapıyorlar? Bunun sorgulanması lazım. Ben dünya borsalarındaki şu anda bütün yatırımcıların kısa vadeli girişler yaptığını, özellikle bu süreci, genişlemeci politikalar, düşük faiz ortamı ya da merkez bankalarının teşvik ve destekleriyle birlikte bu süreçte nemalanma süreci olarak görüyorum. Yani uzun vadeli bir yatırımcı olmadıktan sonra bütün borsalarda yükselişler kalıcı olmaz. Ama kısa vadeli mutlaka yeni yükseliş trendi devam edebilir. Hazine ve Maliye Bakanları, Merkez Bankaları Başkanları, bütün finans yöneticileri dünya genelinde ekonomileri mutlaka finans sistemine kontak kapatmamak için sık sık olumlu açıklamalar yapacaktır. Her ülkenin ekonomi yönetimi bu açıklamaları yer verse gayet doğal. Ama gelecek aylarda küresel daralmayla alakalı ya da ikinci dalgayla alakalı nasıl bir süreç izlenecek bunu kendileri de bilmiyor. Biz de bilmiyoruz. Yani ne yatırımcılar biliyor ne de ekonomi yönetenler biliyor. Bu belirsizliğin olduğu dönemlerde ister istemez de söylemlerle ekonomiyi destekleme, söylemlerle borsayı destekleme süreci şu anda kısa vadede devam ediyor. Ben Haziran sonuna kadar ya da Temmuz'un ilk haftasına kadar bu yükseliş trendinin devam edeceğini tahmin ediyorum. Ama özellikle bu yükseliş trendi biraz daha balon, biraz daha sağlıksız olduğunu düşündüğüm için kar satışlarının gelmesi, yeni pozisyonları ya da yeni risklere karşı
piyasaların biraz daha açık olması beni endişelendiriyor. O yüzden güvenli varlıklar tarafındaki girişler özellikle ETF alımlarında biraz daha hızlanma olduğunu gözlemliyorum. Ama toparlayacak olursak borsadaki bu yükseliş trendi hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülke borsalarındaki yukarı bir yönlü trend biraz daha devam edebilir. Ama Haziran sonuna dikkat etmek şartıyla. Evet, aslında İslam Bey sizin de dediğiniz gibi yükseliş trendi var. Bu haftaki genel şöyle konuşmaları değerlendirecek olursak borsa tarafında belli bir noktayı aşmak için yabancı yatırımcıya ihtiyacımız olduğunu sürekli zaten dile getiriyoruz ki çıkışların da en çoğu. Çok seri çıkışlar vardı. Evet. Herkes biliyor zaten ve bunun kazanılması gerektiğini de herkes biliyor. Bu gerekliyse nasıl döviz elde ihtiyacımız? Döviz ihtiyacımız da var. Bunu da herkes biliyor. Aslında soru şu Özlem Hanım. Şimdi bu kadar yoğun çıkışlar yaşandı. Evet. İşte bizim nakit sıkışıklığımız da var Türkiye olarak. Her ne kadar swap anlaşma haberleri gelse de ihtiyacımızı göremedik. Şimdi dolar karşısında borsa halen ucuz ama yabancı yatırımcı halen gelmiyorsa, küçük yatırımcılar şu anda borsaya giriş yapıyorsa ya da teşvik ve desteklerle borsa yükseliyorsa burada bir soru işareti var. Yani bu soru işareti şu. Yatırımcıların aslında, borsa yatırımcıların özellikle biraz daha bilinçlendirmesi gerektiğini şahsen düşünüyorum. Sadece ezber yaparak kendi bildikleri doğrultuda borsa işte 120 bin olacakmış, 130 bin olacakmış, dolar karşısında halen ucuzmuş, benim şimdi 50 bin lira, 100 bin lira param var, borsaya girersem bunu katlarım düşüncelerim ben biraz daha olumsuz görüyorum. Bence teknik bir destek almak lazım. Bu işin uzmanı olan aracı şirketlerden kesinlikle teknik destek almadan ters pozisyonda kalma olasılığı çok yüksek. Bu sefer yatırımcı, yani küçük yatırımcı ters pozisyonda kaldığı zaman bu piyasalardaki havayı koklayamadıktan sonra bu sefer orta ve uzun vadeye baktığınız zaman borsaya tamamen küsecek. Bu sefer tekrar döviz tarafına, altın tarafına yani duran ve sabit getiri tarafına biraz daha eğilecek. O yüzden bence aracı kurum ve kuruluşların bence müşterileri, en azından küçük yatırımcıları biraz daha bilgilendirerek yoluna devam etmesi gerekiyor. SPK zaten sık sık açıklamalar yapıyor. Çeşitli tedbir ve önlemlerle küçük yatırımcıları koruyacağını söylüyor ama bunun önüne ne kadar geçilebilir? Çünkü sonuçta yüzlerce sayfayı okuyabilirsiniz, onlarca ekonomisti takip edebilirsiniz. Sosyal medyada özellikle olumsuz haber akışları ya da bilinen tuzaklara da kapılabilirsiniz. Evet. Önemli olan sizin, yani küçük yatırımcıların neye güvenerek nasıl neye yatırım yaptığı çok önemli benim için. Kesinlikle. Peki İslam Bey, bu haftanın en çok sorulan sorularından bir tanesini de sorayım. Alternatif yatırım aracı olarak birçok aslında ürün var. Kafalar karışıyor çünkü faizin aslında burada eksi olması yatırımcıları özellikle hisse tarafına da sürükledi. Yani riskli piyasalarda nasıl diyelim güvenli hisselere doğru bir yöneliş de oldu. Siz alternatif yatırım araçlarını özellikle yerleşik yatırımcıların nasıl bir değerlendirmede bulunduğunu görüyorsunuz? Yani gerçekten olması gereken yerlerde mi yoksa alternatifleri pek değerlendiremiyorlar mı yoksa hızlı tepkiler mi gösteriyorlar? Nasıl değerlendiriyorsunuz yatırımcıların tepkilerini? Yatırımcılar modern finans sisteminde varlıklarını korumaya çalışan ya da işlem yapmaya gelişen yatırımcılar var. Bir de gelenekçi yatırımcılar var. Hiç riske girmeden sabit getiri anlamında emtia tarafına ya da döviz tarafına kayıyor. Sürekli bekliyor ve üzerine koyarak yoluna devam ediyor. Tabii ki çeşitli enstrümanlar var. Ben yaklaşık bir yıldır Türkiye'de gümüş farkındalığını oluşturmaya çalışıyorum. Bütün insanlara, bütün yatırımcılara şöyle bir örnek veriyorum. Mart'ın ortalarında 1 kilogram altın 300 bin TL, onun karşılığında 120 kilogram gümüş aldığınızı düşünün. Tam 2,5 ay sonra altından 96 bin lira kazanmış oldunuz sabit getiri anlamında. Gümüşten de 180 bin lira getirdiniz. 2,5 liradan 4 liraya kadar yükseldi gümüşün gram fiyatı. Evet. İşte aslında bugüne kadar gümüş denildiği zaman, yani yine halen öyle, bu gümüş sohbetini duymayanları yine öyle düşünüyor. Gümüşün sadece bir takı eşyası ya da süs eşyası olarak görmeye devam ediyor. Farkındalık biraz daha açılması gerekiyor. Bence gümüş bu pandemi ortamında biraz daha alternatiflerin en güzeli olarak değerlendiriyorum. Neden? Gümüş altına kıyasla, palatyum platine kıyasla tıpta, sağlık sektöründe en çok kullanılan emtia. En ucuz maliyetli ve en çok kullanılan emtia. Mikrop ayırıcı özelliği olduğu için bence bundan sonraki salgın haberlerinde ya da sağlık sıkıntılarında
dünya genelindeki bütün belki öngöremediğimiz, tahmin etmediğimiz, ileriki yıllarda konuşabileceğimiz çeşitli sağlık sorunlarında gümüşün çok çok talep göreceğini ben tahmin ediyorum. Özellikle sağlık ve tıp sektöründe. Tabii ki teknoloji, fotoğrafçılık, diğer sanayi sektöründe de mutlaka bilişim ve teknoloji tarafında talep görmeye devam edecek. Ama gümüşün şöyle bir özelliği daha var. Mesela ham gümüşü aldığınız zaman, ham altın gibi, mesela bir günde ham altını külçe haline 10 kilogram bir günde getirebiliyorsunuz. Ama ham gümüşü 10 kilogramlık külçeye getirmek için bir hafta 10 gün gibi bir zaman kaybınız oluyor. Maliyetleriniz artıyor, insan iş gücü biraz daha artmış oluyor. Bu da ister istemez rafinelerde çok talep görmüyor. Yani işlenmiş gümüşün biraz külçe haline gelmesi, biraz daha farklı satışa sunulması çok da sektörde tercih edilmiyor. Ama şunu ben söyleyebilirim. Gelecek 3 yılda nasıl bundan 2,5 ay önce altının tahtına gümüş oturmuşsa, önümüzdeki 3 yıl boyunca gümüş yatırımcıların en gözde enstrümanları, en gözde yatırım araçları olacağını tahmin ediyorum. Mesela 17-18 dolar aralığında ons tarafında bir dalgalanma var. Gram tarafında 3,5-4 lira aralığında bir dalgalanma var. Aslında önümüzdeki 3 yıl boyunca gümüşün gram fiyatını ve ons fiyatının şu anda çok komik rakamlarda olduğunu söyleyebilirim. Bu tahmin ve öngörü. Ama talep tarafına baktığımız zaman özellikle dünyadaki merkez bankalarının, şirketlerin, yatırımcıların fiziki gümüş taleplerine baktığımız zaman ciddi stoklamalar var. ETF varlıklarında da var. Mesela Türkiye'nin Mayıs ayındaki gümüş ithalatında ciddi rekorlar var. Yani geçen yıla kıyasla 10 katı daha fazla bir ithalat rakamıyla karşı karşıya kalıyoruz. İç piyasalarda talep var ama talep çok da karşılanamıyor. Çünkü maliyetler artıyor. Önümüzdeki yıllarda ben yatırımcılarımıza gümüş tarafına biraz daha ilgilenmelerini tavsiye edebilirim. Palladyum ve platin tarafı var ama vergi tarafı biraz ağır olduğu için, ulaşım tarafı biraz zahmetli olduğu için, biraz daha sektörel bazda değerlendirildiği için genelde o emtialarda ETF'ler üzerinden, bankalar üzerinden pozisyonlar alarak çok da beklenmediğini söyleyebilirim Özlem Hanım. Aslında İslam Bey, ben de sizin geçtiğimiz haftalardaki değerlendirmelerinizde gümüşü ön plana çıkarttığınızı hatırlıyorum. O zaman şöyle bir soru sorsam size, şu dönemde, şu an için bu seviyelerden altın mı almak daha doğru olur sizin değerlendirmenizde, yoksa gümüş mü? Şöyle ilginç bir cevap verebilirim, kimseye şey gelmesin, farklı bir cevap gelmesin. Bu fiyatlardan ne altın alınır ne altın satılır. Bu fiyatlardan bir şey yapmayacaksın. Ne demek oluyor? Evet. Şimdi elinizde altın var. Altın fiyatları yükselişlerini sürdürecek. Yıl sonunda, önümüzdeki yıl yine bu yükseliş trendi devam edecek. Yani varlıklarınızı koruyun. Mümkün olduğunca, ihtiyacınız olmadan kesinlikle satmayın. Mesela 1 Haziran'dan itibaren biliyorsunuz kapalı çarşı piyasası açıldı. Tarihinde ilk kez 90 gün kapalıydı. Bu 1 Haziran'dan itibaren Özlem Hanım şu anda insanların yastık altı birikimlerinin bozduğunu gözlemliyoruz. Yani buradaki süreç, biliyorsunuz hükümetin vermiş olduğu teşvik destekleri var ya, konut kredilerinde, otomotiv kredilerinde ciddi düşüşler oldu. Evet. İşte insanlar yastık altındaki varlıklarını çıkardı, TL'ye dönüyor. Ben kademeli alım tavsiyesinde bulunuyorum. Özellikle 370, 360, 350 ve 340 lira seviyesi. Geçen hafta 364 lira seviyesine kadar biliyorsunuz geriledi. Yani birinci alım pozisyonunu vermiş oldu. Şimdi diğerlerini bekliyoruz. Ben düğün yapacak, altın borcu olan vatandaşlarımıza kesinlikle beklemelerini tavsiye ediyorum. Özellikle dolar tarafında bir gerileme beklentim var. Ons tarafında kar satışları halen yaşanmadı. Onu özellikle belirtmek isterim. Evet. 1650 ve 1630 dolar seviyeleri ve gram altın TL fiyatında 360, 350 ve 340 lira seviyeleri görülmeden hemen panik alımı yapmamak gerekiyor. Haziran ayını ve Temmuz ayını soğukkanlılıkla her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekiyor. Ancak altın fiyatlarındaki beklenti düşük ama ben elimdekini satarım, düştüğü zaman yerine koyarım düşüncesini çok yanlış buluyorum. Çünkü bunlar tahmin ve öngörü. Eğer yarın sabah dünya ekonomi finans sisteminde kargaşaya neden olacak bir haber akışı gelirse, kesinlikle, bu sefer yeni bir
fiyatlamayı gündeme getirebiliriz. Kesinlikle, yani bu belirsizlik her zaman zaten kendini tabii ihtimaller içerisinde saklıyor. Peki Goldman Sachs'ın... Şunu özür dilerim. Lütfen buyurun. Sözünüzü böldüm. Buyurun. Şunu sadece belirtmek isterim. Şimdi altın fiyatlarındaki aslında teknik beklentileri şuna bağlıyorum. Neye bağlıyorsun diye izleyicilerimiz sorabilir. Bakın, 1515 dolar seviyesinden 1765 dolar seviyesine kadar soluksuz bir şekilde yükselen bir ons var. Ve bunları mesela %27'si, yani 19 yılın rekoru kırıldı ETF alımlarında. İşte burada sağlıklı bir düşüş ve düzeltme hareketi göremedik. Geldi ancak kalıcı olamadı. Sağlıklı bir düzeltme hareketinin gelebilmesi için 1650 ve 1630 dolar seviyesinin altına sarkması gerekiyor. Yabancı yatırımcıların da burada ciddi pozisyonları var. Burada alım yapmadan tekrar altın tarafına yöneleceklerini tahmin etmiyorum. Gram tarafına baktığınız zaman da 7.27 lira seviyesine kadar yükselen dolar kuru, içeride dışarıda da 1765 dolar seviyesine kadar yükselen ons, ister istemez gram altın TL fiyatında Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi 396 lira seviyesine kadar yükselmesi neden oldu. Soluksuz bir şekilde yükseldiği için özellikle Mart ortasından bugüne kadar burada da sağlıklı bir düşüşler göremedik. Her ne kadar 364 lira seviyesine kadar gerilese de bir gün kaldı, tekrar yoluna devam etti. Ama düşüşlerin devam edebilmesi için de o teknik düzeltme dediğimiz 350 ve 340 lira seviyesi aşağıda test edildikten sonra biz bu seviyelerden alım seviyelerini yüksek görüyoruz. O yüzden bence sabırla beklenmeli. Özellikle ilk kez altın yatırımı yapacak olan vatandaşların da 350-360 lira aralığını en azından en düşük rakam olarak beklemeli tavsiyesinde bulunabilirim. Kesinlikle. İslam Bey, ben 4 dakikamız kaldı sizinle olan sürede. Goldman Sachs dün 2000 dolar seviyelerini öngördü altın ons'ta. Yani hızlı yükseliş trendinin devam edeceğini söylüyor. Buna katılıyor musunuz? Bir diğer tarafta gram altın özelinde de kura da değindiniz ama daha detaylı bir değerlendirme isteyeceğim sizde. Çünkü bu hafta kurda 6.80'li seviyelerin üzerine zaten adım atmış oldu. Nasıl sizce, bu gidişat yukarıya doğru mudur trend? Şimdi bayram öncesi yatırımcısına şöyle bir öngörüde bulunmuştum. Bakın dolar şu anda 6.75 civarında. Yani burada özellikle BSM ve vergisi gelmemişti. Riskleri azaltmak için dolarla bekleyebilirsiniz tavsiyesinde bulunmuştum. İşte doların riskler açısından en azından dolar endeksinde 95 bandına kadar gerileme tekrar toparlanma isteğini yine getirir. Çünkü 100 bandından bu seviyeye kadar geldi. Mutlaka bir düzeltme hareketi olacaktır. Yani ancak bugünkü yükselişler, yani 6.86-6.85 bandının ben çok kalıcı olacağını kısa vadede tahmin etmiyorum. Yine dışarıdaki haber akışları ya da swap anlaşma haber akışlarıyla alakalı tekrar yurt dışı piyasalarda dolar TL kurunda aşağı yönlü trendler görebiliriz. 6.60 lira seviyelerini beklemeye devam ediyorum. Çünkü sürpriz bir rakam değil. Beklenmeye teknik olarak beklentim halen sürüyor. Bu seviyeler kısa vade için hani dövizini TL'ye çevirecek ya da nakit ihtiyacını görecek yatırımcılar ya da vatandaşlar için bir çıkış fırsatı sunduğunu öngörüyorum. Diğer yandan dolar TL 6.60 lira seviyesine kadar geriledikten sonra dövizle ticaret yapan ya da dolar borcu olan çok iyi alım fırsatı sunacak. Çünkü tekrar agresif haber akışlarıyla birlikte 7 lira seviyesinin üzerinde kendisini atabilir diye tahmin ediyorum. Altının ons fiyatıyla alakalı işte 1900 dolar, 2000 dolar söylemlerinde evet olabilecek rakamlar, sürpriz rakamlar değil. Ama bunun yaklaşık 6 aydır sürmesini şuna bağlıyorum. Amerika ile ABD Başkanı Donald Trump ve ABD ekonomilerinde şu anda hedef alan açıklamalar olduğunu tahmin ediyorum. Neden? Şu anda seçim öncesinde Trump özellikle ABD ekonomisini ve dolara hedef alıyorlar. Şu anda pandemi ortamında insanlar varlıklarını farklı ülkelere taşımak istiyorlar. İsviçre şu anda bu varlıkları, fiziki emtiaları yani müşterilerini kaçırmak istemiyor. Dolayısıyla da bu tip haberlerle, bu tip görüşlerle ya da raporlarla insanları biraz daha korkuya itmeye çalışıyorlar. Varlıklarınızla dokunmayın, daha çok yükselecek. Bunu 10 yıl önce de gördük. İşte altın ons fiyatı 1900-2000 dolar seviyesindeyken bu sefer 5000 dolar olacak raporları da geliyordu. O yüzden şu andaki ben raporların gerçekçi ama biraz daha abartıldığını şahsen düşünüyorum.
Ama önümüzdeki yıllarda 1920 dolar, 2000 dolar seviyesi görülürse benim için şaşırtıcı olmaz. Ama bu yılın sonuna kadar da ben görüleceğini tahmin etmiyorum. Evet, İslam Bey çok teşekkür ediyorum aktardığınız de detaylı yorumlar için. Bir hemen küçücük bir şey söyleyeceğim. Bir tabii. İzleyicimiz altın mı gümüş mü cevap vermedi demişsiniz. İzleyicimize de aktaralım, bu seviyeden ne altın dedik ne gümüş dedik değil mi İslam Bey? Bu seviyeden döviz ve altın yatırım, yani TL karşılığındaki bütün yatırımlara biraz sıcak bakmadığımı söyleyebilirim. Evet. Altın için, gümüş için, döviz için Haziran sonuna kadar beklemene faydalı olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar İslam Bey'miş aktardığınız detaylı yorumlar için. Sağ olun efendim. Altın ve para piyasaları uzmanını uğurluyoruz. Şimdi gidiyoruz New York'ta. Son gelişmeler neler? Voice of America Türkçe New York muhabiri Aslı Pelit bizlere aktaracak. Aslı hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bugün haftanın son işlem günündeyiz ama ABD tarafında uzun süredir protestoların devam ettiğini de görüyoruz. Detayları senden alacağız. Bir de ABD piyasalarını dinleyelim mi? Tabii Özlem. Biliyorsun 26 Mayıs'ta George Floyd'un polis gözaltındayken hayatını kaybetmesinin ardından bütün ülkenin, özellikle de ülkenin liberal eyaletlerinde demokratların çoğunlukta olduğu eyaletlerde başlayan protestoları devam ediyordu. Ancak New York'ta mesela bu protestolar yavaş yavaş azalmaya başladı diyebiliriz. Daha pazartesi gününden itibaren ekonomik faaliyetlerin açılacağı ve bu sokağa çıkma yasağının ardından çok daha değişik ve daha az protestolar görüyoruz. Ancak bu durum Seattle'da böyle değil. Şu anda Seattle, Washington eyaletinin en büyük kenti biliyorsunuz. Hatta koronavirüsünden de ilk etkilenen kentti. Şimdi orada küçük bir otonom bölge ilan edildi. Ve önce bir polis merkezinin çevresinde başlayan ayaklanma ya da protesto gösterileri uzun süren, bir hafta süren bir protestoların ardından polislerin bölgeden çekilmesiyle kendi otonomisini ilan etti. Ve salı gününden itibaren polis girişine kapatılan bölge artık Capitol Hill özel bölgesi olarak geçiyor. Trump tabii, Başkan Trump bununla ilgili olarak çok ciddi eleştiriler gönderiyor Twitter yoluyla. Hem valiye hem demokrat belediye başkanına, radikal solcu, bu bölgenin kontrolünü ele almazsınız, orduyu gönderirim dedi. Ancak tabii hem vali hem de belediye başkanı bu Twitter üzerinden gelen eleştirilere karşılıklı olarak cevap verdiler ve şu anda görünen o ki bu bölgede bir kendi başlarına yaşayan, paranın kullanılmadığı, polisin olmadığı, herkesin eşit olduğu söylenen bir bölge var. Burası Seattle'ın tam ortasında bir bölge olarak biliniyor ve burada yaşayanlar özelliklerini ilan ettiler. Acaba bunun sonu nasıl olacak? Başkan Trump tabii orduyu gönderecek mi oraya? Bu konu önümüzdeki günlerde Amerika'nın gündemini en çok dolduracak konu olarak görülüyor ve belki de başka bölgelerin de bu tip hareketlere geçip geçmeyeceği konuşuluyor. Ama söylediğim gibi George Floyd'un defnedilmesinin ardından protestolar yavaş yavaş azalmaya başladı ama herkesin gözü tabii ki de polis, bu suçlardan tutuklanan ve yargılanan polisin alacağı cezada olacak. Hatta bir de biliyorsunuz başka bir siyahi Amerikalı, Breonna Taylor, evine giren bir polis tarafından öldürülmüştü. Bunun da davasının tekrar açılması bekleniyor. Kısaca hareketler yaz boyunca devam edebilir. Hatta 28 Ağustos'taki büyük protestoya kadar da devam etmeleri söz konusu. Piyasalara gelince onu da istersen biraz detaylı anlatalım. Dün biliyorsun endeksler Mart ayından beri en sert tek günlük düşüşlerini gerçekleştirdiler. Bunun sebebi de koronavirüsü hakkında tekrar ortaya çıkan ve ikinci dalganın çok daha sert bir şekilde geldiğine dair çıkan haberlerdi. Bölgede biliyorsunuz Amerika'da Arizona, Texas ve Kaliforniya ilk açılan ekonomik faaliyetleri geri getiren bölgeler, eyaletler. Bu eyaletlerde çok ciddi artışlar var korona vakalarında. O yüzden de endekslerde bir endişe havası yaşandı ve birçok hisse, ki bunlar hep konuşuyoruz, havayolu, perakende ve otel sektörü, bunlar geçtiğimiz aylarda ekonomik faaliyetler açılırsa tekrar düzeleceği düşünülerek yükselen hisselerdi. Bunları elden çıkarttı yatırımcılar. Tekrar Nasdaq'ta gözler, çünkü en azından teknoloji hisseleri yükselişe devam ediyor. Ancak tabii ki de Anthony Fauci'nin de sık sık söylediği gibi salgın hastalıklar uzmanının, eğer
koronavirüsünü kontrol altına alamazsak bu değişiklikler, bu hareketlerin ekonominin kontrol altına alması söz konusu değil, devam edebilir evet. diyor bu konuda. Bir de tabii Hazine Bakanı'nın açıklamaları var. 500 milyarlık paket onaylandı. Önümüzdeki günlerde bunun nerelere gideceğini henüz bahsetmediler. O yüzden önümüzdeki 24 saatte de bunları öğrenip size aktaracağız Özlem. Evet, çok teşekkür ediyorum Aslı Pelit, aktardığın detaylı yorumlar için New York'tan. Aslı Pelit bizlerle birlikteydi. New York'taki, Amerika'daki son gelişmeleri detaylı bir şekilde aktardı diyelim. Şimdi kısa bir ara. Aradan sonra Mehmet Öğütçü ile tekrar karşınızda olacağız. Kültür Sanat Ekranı sizleri iple çektiğiniz festivallere götürüyor. Ecem Koç'un bu haftaki konukları İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan ve İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya. Kültür Sanat Ekranı yarın 19'da Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk'te. Asya borsaları nasıl kapandı? Avrupa borsaları günü nasıl tamamlayacak? ABD borsaları nasıl açılıyor? Günün açıklanan küresel çaptaki verileri ve etkileri neler? Tüm bu soruları sermaye piyasaları yöneticisi Muhammed Demir, Londra'dan alanında uzman kişilere soruyor. Muhammed Demir'in sunduğu Stüdyo Londra, hafta içi her gün saat 16'da Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk'te. Yapı Kredi Mobil'den hayatı kolaylaştıran hayati teknolojiler. Doğruya doğru. ATM'den temassız para çekme teknolojisini insanlık hali. Kartını bulamayan, acelesi olan olur diye geliştirmiştik. Cepten temassız ödemeyi de Yapı Kredililer cüzdanları yanlarında değilken bile alışveriş yapabilsinler diye. Akaryakıt alışverişlerinde araçtan inmeden ödeme teknolojisini başlattığımızda da derdimiz birkaç adım bile olsa hayatınızı kolaylaştırmaktı. Ama teknolojilerimizin bu kadar hayati olacağını biz de bilmiyorduk. Yapı Kredi Mobil'in temassız teknolojileri temastan kaçındığımız bu günlerde yanınızda. Ne de olsa hayat size sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var. Rahat bir nefes almak için Sur Yapı Topkapı evlerine gelin. Büyük ve ferah dairelere şimdi %20 indirim, 0.64 vade oranı ve ilk 12 ay taksit ödemesiz 180 ay sabit taksit fırsatıyla sahip olun. Sur Yapı, uygarlığın mimarı. Güzel bir hatıra. O en değerli an. Yazmaya başladığımız o ilk çizgi. Sevdiklerimizi hangisi temsil eder? Bir an her şeyi kaybettiğimizi düşünün. Hayatımızı sağlamlaştırıyoruz. Ailemiz için, sevdiklerimiz için, hayatımız için. Bu çağrıya kulak verip el ele dönüştürelim. Kentsel dönüşüm hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Deşifren.com ile dilediğiniz video ve ses kaydını sadece birkaç dakikada yazıya çevirebilirsiniz. Zamandan ve bütçeden tasarruf yaparak milyonlarca kelime havuzuyla istediğiniz videonun linkini kopyalayıp metnin içeriğine ulaşabilir. 4 farklı filtre ve algıda tamamlama özelliği sayesinde cümlelere %100'e yakın doğruluk oranında erişebilirsiniz. Hatta kısaltmaları ve yabancı kökenli kelimeleri de sorunsuz bir şekilde aktarabileceğiniz Deşifren.com eşsiz bir deneyim sunuyor. Deşifren.com, Ajans Press Grup'tan sınırları aşan bir teknoloji. Rahat bir nefes almak için Sur Yapı Muhit Sancaktepe'ye gelin. Geniş bahçelerde balkon ve teraslı dairelere şimdi %20 indirim, 0.64 vade oranı ve ilk 12 ay taksit ödemesiz 180 ay sabit taksit fırsatıyla sahip olun. Sur Yapı, uygarlığın mimarı. Keşke görebilseydik. O zaman koronavirüsten kolayca kaçınabilirdik. Tedbir elden bırakmayın. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. O zaman koronavirüs de sizi göremez. Benim kentim Yalova'da yaşam başlıyor.
Şimdi sadece %5 peşinatla denizin, termalin ve ormanın bir arada olduğu Benim Kentim Yalova'dan ev sahibi olun, ödemeye 3. yılda başlayın. Üstelik %10 indirimle evinizi hemen alın. Hayallerini erteleme Türkiye. EPP bir emlak konut kuruluşudur. Ayrıntılı bilgi 444-3655'te. Gün sonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her cuma olduğu gibi bu cuma da Mehmet Öğütçü bizlerle birlikte. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Selamlar Londra'dan. Selamlar o zaman Türkiye'den. Londra'dan bu arada haberler de geldi. %20'lik bir daralma, onu da ele alalım sizinle ama ilk isterseniz şöyle bir Türkiye'den. Ne diyelim, özellikle bacasız sanayimiz değil mi? Turizm sektörünü şöyle bir ele alacak olursak bu pandemi dönemindeki devamlılığını, gelişmelerini nasıl değerlendiriyorsunuz Mehmet Bey? Evet, yani şaşılmayacak bir şekilde tabii ki en fazla etkilenen, en olumsuz etkilenen sektör turizm. İnsanlar artık hareket etmek istemiyorlar. Hatta hükümetlerin önlemleri gevşettiği, seyahatlere izin verdiği bir ortamda bile insanlar ciddi bir şekilde kaygı duyacaklar. Bu tabii sadece turizm hareketi değil, aynı zamanda kongreler, toplantılar, olimpiyatlar. Bu muazzam bir ekonomideki sektörü ilgilendiriyor. Dünyada yaklaşık 7.8 trilyona kadar varan bir gelir söz konusu. 1,5 milyar insanın hareketi. Bunların ortadan kalkması demek ya da yavaşlaması demek, sadece hava yollarını değil, otelleri, restoranları, bununla bağlantılı çok değişik işleri de etkileyecek. Yani dünyada her 10 kişiden birisinin bu turizmdeki daralma dolayısıyla ciddi şekilde etkileneceğini söyleyebiliriz. Nasıl desteklenirler, nasıl yeni iş modelleri geliştirirler, finansman sıkıntılarını nasıl giderirler, teknolojiyi daha iyi nasıl kullanırlar, şirket evlenmeleri, birleşmeleri olur mu, iflaslar nasıl gidecek, bunlar çok önemli. Hele Türkiye gibi turizm sektörüne son derece bağlı olan bir ülkede ve bizim cari işlemler açığımızın azaltılmasında da kritik önem taşıyan turizmde çok daha yaratıcı yeni önlemlere ihtiyaç var. Yani böyle gelmiş böyle gider yöntemi artık tutmayacak. Dünyadaki eğilimleri de görüp, mesela Çin'de biliyorsunuz geçen yıl 400 bin Çinli geldi Türkiye'ye. Biz en az 1 milyon bekliyorduk bu yıl. Evet. Bu olmadı, gerçekleşmedi. Dünyada da Çinlileri bekliyorlar. Çünkü yaklaşık 180 milyon Çinlinin pasportu var, seyahat etmeye hazır. Amerika'da bu rakım 147 milyon ve giderek de gelirleri artıyor. Onun için Türkiye turizme hiç olmasa bu kriz döneminde hazırlanma, 2021'in sonuna kadar bu krizin turizmi ciddi bir şekilde vuracağını tahmin ediyoruz. Ondan sonrasında en azından şimdiden hazırlanmak gerekiyor. Acaba katma değeri yüksek, İstihdam değeri yüksek, yüksek gelir grubundan kültür turizmi, din turizmi, dağ turizmi, artık sadece kum, deniz, gökyüzü değil, çok daha farklı bir konsepti geliştirmemiz gerekiyor Türkiye'de. Çünkü bu sektörün dünyadaki en büyüklerinden bir tanesiyiz biz. Evet, kesinlikle Mehmet Bey. Bir taraftan da siz şimdi Çin deyince hemen şu soruya geçelim isterseniz. Çin son uydusunu da bu ay yörüngeye gönderiyor. Bu bir anlamda İpek yolunu uzaya mı taşıyor sözünü getiriyor tabii. Bir taraftan da aslında Güney Çin Denizi de ısınıyor. Bu gelişmeler ışığında neler düşünüyorsunuz Çin'in bu hareketleriyle ilgili? Şimdi Çin artık uluslararası ilişkilerin başat oyuncusu. Evet. Amerika ile arasındaki gerilimlere bakıyoruz. Ticaret savaşları, teknoloji savaşları, kur savaşları, bunların hepsi yaşanıyor biliyorsunuz. Aynı zamanda özellikle uzay çağının en önemli oyuncusu olduğunu görüyoruz. Okyanuslarda ve uzayda Çin artık önümüzdeki dönemde Amerika'nın önünde gidiyor. Yapmış olduğu çalışmalar, harcadığı araştırma gelişme masrafları. Ben orada büyükelçilikte görevdeyken hatırlıyorum. O zamanlar Long March füzeleri, füze fırlatma sistemleri vardı. Ve ne yazık ki biz ondan istifade edememiştik o dönemde. Şimdi görüyoruz ki bu füze rampaları, sistemleri NASA'dan daha gelişmiş
istasyonlara dönüştürüldü. Ay'a seferler düzenlenmesi, özellikle Ay'ın Güney Kutbu'na Çin'in ilk defa ayak basması söz konusu Rusya'dan ve Amerika'dan da önce. Aynı zamanda Amerika'da Tesla'nın sahibinin yapmış olduğu gibi uzaya turist seyahatleri. Bunun için 3 tane Çin şirketi kuruldu ve bunun üzerinde çalışıyor. Ve Amerikalıların en fazla kaygı duyduğu, korktuğu alanlardan bir tanesi Çin'in uzayda özellikle silah sanayide geliştirerek uzayda savunma sistemleri de oluşturması. Biliyorsunuz Amerika 6. silahlı kuvvetlerin 6. kolunu uzay kuvvetleri olarak kurdu. Bunun başına da bir orgenerali atadı. Aynı şeyi Çin de yapıyor. Yani sadece barışçıl amaçlarla değil, askeri olarak da uzayın kullanılmasında Çinlerin önde gideceği kaygısı Washington'u çok ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. Bir de o malum yeni soğuk savaş tırmanırken Güney Çin Denizi ki Vietnam'la, Filipin'le ve diğer kıyısı olan ülkelerle, Endonezya'yla Çin arasında her zaman sorun ola gelmiştir. Çin'de barışçıl yükseliş strateji gelince mümkün olduğu kadar komşularını rahatsız etmemeye çalışıyordu. Ama gördük ki artık bu Amerika'yla gerginliğin giderek tırmanması, keskinleşmesi şunu gösterdi. Güney Çin Denizi'nde Çin haklarını başta Spratly adaları olmak üzere aramaya devam edecek. Endonezya'yla, Vietnam'la ve Filipin'le olan uyuşmazlıklar daha da çetinleşecek. Ve Amerika'da Çin'in bu etkin olduğu, özellikle Kuşak Yol Projesi'nin Deniz İpek Yolu ayağında etkin olduğu bu bölgede yeni bir jeopolitik denge ve ittifaklar arayışı içerisinde. Yani Japonya'nın, evet. Avustralya'nın, Endonezya'nın ve diğer ASEAN ülkelerinin katılacağı yeni bir denklem konuşuluyor. Dolayısıyla hiç beklenmedik bir şekilde Çinli uçakların henüz hukuki statüsü netleşmemiş olan adalara, Güney Çin Denizi'ndeki adalara indiğini, orada tahkimler, orada mühimmatlar yığıldığını, tahkimler yapıldığını görüyoruz. Geçmişte biliyorsunuz bir Amerikan uçağını da düşürmüşlerdi bu bölgede. Evet. Dilerim benzeri silahlı çatışmaya varacak gerilimler artmaz. Ama sürekli dikkatimizin üzerinde olması gereken bir bölge. Hindistan'da tabii bu çerçevede bahsetmek lazım. Bölgede Çin'in artan etkisine karşı Amerika'yla ve ASEAN ülkeleriyle yakın işbirliği içerisinde Hindistan'da Çin'den sonra gelen önemli ikinci büyük güç olma yolunda bölgede. Bunu da akılda tutmak lazım. Yani hem uzayda, hem okyanuslarda, hem ekonomide, hem teknolojide, hem de Güney Çin Denizi'nde Çin küresel gündemi belirlemeye devam ediyor. Hatta o noktaya geldi ki Amerikalı stratejistler artık açık açık, geçmişte de konuşulmuştu bu ama bir mesafe alınamamıştı. Şunu söylüyorlar, biz Orta Doğu gibi bize hiçbir katkısı olmayan ama biz sürekli bir şeye çeken, gerilimlerin içerisine çeken İsrail-Filistin sorunundan Suudi Arabistan-İran'a kadar buralarda Amerikan menfaatleri azalmıştır. Gücümüzü, siyasi ve güvenlik sermayemizi buraya harcamaktansa Asya'ya dönelim, ASEAN'da kendimize daha güçlü ittifaklar kuralım, Çin'i dizginlemek için bütün gücümüzü oraya yüklenelim diyorlar. Herhalde Amerikan seçimleri sonrasında bu politika biraz daha netlik kazanacak. Trump mı kalacak, Biden mi kalacak ona göre. Kesinlikle. Aslında Çin'in kaderini seçimler de belirleyecek diyebiliriz değil mi? Peki efendim, siz de İngiltere'desiniz, Londra'dasınız. Bugün oradaki daralmadan çokça söz ettik. %20'lik bir daralma. Yani çok uzun süredir böyle bir sert bir daralma görülmemiştir ama yeni finansman imkanları neler, nasıl karşılandı? Avrupa'yı nasıl bir tehlike bekliyor? Sizin değerlendirmenize sunabilir miyim? Ancak arada şöyle bir dakika sonra Borsa İstanbul'da kapatacağız her cuma olduğu gibi. Onu da tekrar hatırlatayım, bir noktalı virgül de koyacağız sözünüze. Evet. Şimdi evet, İngiltere'de Nisan ayı rakamları açıklandı. %20'lik bir küçülme. 20.6. Bir önceki ayında, yani Mart ayında da daha kriz tam zirveye çıkmamışken 5.8 civarındaydı. Yani neredeyse son 20 yıllık büyümenin meyvelerini 2 ayda harcamış oldu İngiltere. Neredeyse gayri safi milli hasılanın %25'i gitti. Ama bu aylık rakamlar tabii. Mayıs daha kötü çıkabilir. Haziran da aynı şekilde. Yıl ortalamasına baktığınız zaman herkes bunun
%8, %9 civarında olacağını düşünüyor. Ama bu İngiltere ile sınırlı değil. Avrupa Birliği çok daha kötü durumda. Özellikle İspanya ile İtalya Avrupa Birliği'ne yaptığı başvurularda kurtarma paketinden en az 1,5 trilyon dolarlık bir ihtiyaç, avroluk ihtiyaç olduğunu söylüyorlar. Ki bu Amerika'nın kendi kurtarma paketlerine eşit neredeyse. Avrupa Birliği'nde de bu para yok. Yani Avrupa Yatırım Bankası'ndan ve Avrupa Merkez Bankası'ndan uygun koşullarda kredi açılması isteniyor. Orada yine klasik çatışma devreye giriyor. Yani zengin olan Almanya ve diğer Hollanda gibi, İsveç gibi Nordik ülkeler, yoksul Güney ülkelerinin kendi yağıyla kavrulmasını, kendi kurtarma paketleriyle krizden çıkmalarını savunurken daha yoksul olan Güney ülkeleri AB'nin desteğini istiyorlar. Dolayısıyla desteğini, burada evet, burada bir noktalı virgülü hemen koyalım verelim, ve Borsa tabii. İstanbul'u kapatalım efendim. Evet, Borsa İstanbul haftanın son işlem gününde kapanışını gerçekleştirdi. %0.62'lik artışla 109.835 puanda tamamladı. Gün içi en yüksek 110.127'li puan seviyesini test ederken en düşükse 107.833'lü puan seviyelerindeydi diyoruz ve Mehmet Bey'e tekrar gidiyoruz efendim. Mehmet Bey, en son ülkelerin desteklerini istediklerini belirtmiştiniz. Söz tekrar sizde. Evet, yani hem borç artıyor, daha da önemlisi bundan işsizlik oranları muazzam yükseldi. Almanya ki Avrupa Birliği'ndeki en iyi ekonomilerden bir tanesine sahiptir. Mart ayı itibariyle yaklaşık %5.8, 6'ya yakın bir işsizlik görüldü. Bunun daha da artacağı görülüyor. Hem istihdamı desteklemek hem zor durumdaki işletmeleri destek çıkmak için hükümetler iki yola başvuruyorlar. Bir tanesi biliyorsunuz ağır borçlanma. Evet. Sadece İngiltere'de son 3 ayda 500 milyar pound'a yakın devlet borçlandı. Bu ne demektir? Neredeyse Türkiye'nin gayri safi milli hasılasına yakın bırakan 3 ay için. İzleyen 3 ay içinde aynı sorun devam ederse içerideki ekonomiyi desteklemek, istihdamı sürdürebilmek için bu demektir ki önümüzdeki dönemde Avrupa'da bir vergiler yükselecek ağır bir şekilde. İkincisi de enflasyon artacak. Evet. Buna hazır olmak gerekiyor. Herkes planda bir şekilde buna göre yapıyor. Yani Avrupa'nın gidişatı ne yazık ki hem yaşlanan nüfus hem rekabet gücünün aşınması ve diğer sosyal siyasi sorunlar bu koronadan önce de vardı. Ama şimdi koronanın da bindirmesiyle katlanarak arttı. İngiltere'nin çıktığı bu yılın sonunda biliyorsunuz Brexit'e çıkacak bir ortamda en güçlü ikinci ekonomi Avrupa Birliği'ni çok parlak bir gelecek ne yazık ki beklemiyor. Ve buna hazır da değiller. Avrupa Birliği'nin liderliği kurtarma paketleri konusunda hala mutabakata varılabilmiş değil. Bundan en olumsuz etkilenen de güneydeki Akdeniz ülkeleri, İspanya ve İtalya başta olmak üzere. Kesinlikle Mehmet Bey, bu hafta da şöyle OPEC toplantılarında yani OPEC'in aslında üretim kısıntısına gitmesi de yakından takip edildi petrol cephesinde. Fiyatlardaysa şöyle bir baktığımız zaman 38-40 dolar bandında özellikle Brent petrol özelinde söyleyelim. O seviyelerde dolaşıyor. Yani ancak onun üstüne geçmesi biraz sanki OPEC'in elinde mi izlenimi veriyor? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hem fiyatları hem de OPEC toplantılarını? Şimdi OPEC'in artık o eski kartel gücü kalmadı. Hı hı. Yani Suudi Arabistan liderliğinde dünya petrol piyasasının neredeyse %43-44'ünü kontrol ediyordu bu krizler yaşamadan önce. Şu anda o seviye %33'e düştü. Yani dünya petrol piyasasının 1/3'ünü sadece kontrol ediyor. Ve dünyanın diğer iki büyük üreticisi, birincisi Amerika Birleşik Devletleri, geçen yıl neredeyse 13 milyon varile yakın üretmişti. İkincisi Rusya, OPEC'in içinde değil. Ama son fiyat düşüşlerini dizginleyebilmek, tekrar istikrarlı bir çizgiye çekebilmek için biliyorsunuz OPEC'le
OPEC dışı ülkeler, ki bunların liderliğini Rusya yapıyor, bir anlaşmaya vardılar 23 ülke arasında. Üretimi kısıtlama kararı aldılar. 9.7 milyon varil günlük. Bu neredeyse %10'u piyasanın. Oysa %30 talep tahribatı olmuştu. Derdi deva olmadı. Ama yine de önemli üreticilerin, Amerika'da buna dışarıdan destek verdi. OPEC kararlarına katılmıyor biliyorsunuz. Ama gönüllü kısıtlamayla ya da koşulların zorlamasıyla kaya petrolü üreticileri indirdiler üretimlerini. Fiyatların 40 dolar seviyesine gelmesi bence büyük bir başarı. Hatırlarsanız 20 Nisan'da Amerika'da Texas petrolü -37 dolara kadar düşmüştü. 40 dolar bazı ülkeler için, özellikle Orta Doğu'dakiler için fena bir rakam değil. Ama Amerika için ve Rusya için üretim maliyetlerinin hala altında kalıyor. Dolayısıyla hepsinin menfaati, hele hele bütçe sıkıntısı yaşayan Suudi Arabistan gibi ülkelerin menfaati, fiyatların bir ara yaşadığımız gibi 80-85 dolarlara kadar çıkması, ki o zaman hiç olmasa bütçe dengesi kurulabilecek. Körfez'de yaşanan en büyük sorun bugün Körfez bölgelerinde bu gelir düşüşünden dolayı sosyal kontrat artık masadan kalktı. Yani ta 60'lardan bu yana yürürlükte olan bir sosyal anlaşma vardı. O devletlerin çoğu biliyorsunuz emirlik, krallık ve otoriter yönetimler. Kesinlikle. Ben petrolden para kazandıkça bunun önemli bir kısmını halka dağıtacağım, sübvansiyon vereceğim, istihdama katkı sağlayacağım, maaşları yüksek tutacağım. Bu gelirler. Şimdi bu gelir gidince Irak'ta biliyorsunuz geçen ay maaşları bile ödeyemedi hükümet, yeni hükümet. Bu durumda ciddi bir sıkıntı var. O sosyal kontrat galiba ortadan kalkacak. Bu da huzursuzlukların, iş karışıklıkların, siyasi rejim değişikliği çağrıların artması anlamına gelebilir. Kesinlikle Mehmet Bey, karışan yerlerden bir tanesi de Amerika. Hala uzun süren bir protestoların devamlılığında biz her gün neredeyse programımıza yer verip konuşuyoruz. Nasıl durum, gidişat nedir diye. Bir taraftansa konfederasyon simgeleri kaldırılıyor. Öte yandan köle tüccarlarının heykellerinin yıkılması. Bu biraz da akılları aslında Fransız ihtilali benzetmesinde getirmiyor değil. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Amerika'daki bu gelişmeleri? Evet, Fransız ihtilali değerlendirmesi biraz belki aşırıya kaçabilir ama Trump çok arrogant bir tavırla çok basit halledilebilecek bu George Floyd meselesini büyütmüştür. Barışçıl protestocuların üzerine silahlı kuvvetleri yürütmüştür. Hatta yanılmıyorsam dün ya da önceki gün silahlı kuvvetlerin başkomutanı Trump'la birlikte Beyaz Saray'ın karşısındaki kiliseye gidip İncil salladığı zaman yanında olmaktan aslında olarak hata yaptığını, silahlı kuvvetlerin içerideki karışıklara müdahalesinin, kendi halkına karşı müdahale etmesinin doğru olmayacağı şeyinde bulundu. Cumhuriyetçiler içeriden çökmeye başladılar. Demokratlar zaten bastırıyorlar. Medya ile zaten fake medya dediği için ciddi bir çekişme var. Çinliler dalga geçiyorlar. Siz bize medya mensupları tutuklanıyor, hapse atılıyor diyordunuz. Özgürlükler, barışçıl protestolar kesiliyor diyordunuz. Bakın şimdi siz ne yapıyorsunuz deyip dalgalarını geçiyorlar. Dolayısıyla Amerika bir anda hiç ummadığı bir girdaba girdi. Acaba bu karanlık dış güçlerin işi miydi, yoksa tamamen Trump'ın beceriksizliği ve kaygısızlığı, duygusuzluğunun sonucu muydu? Bu İngiltere'ye kadar yayıldı. Burada dün Avam Kamerası'nın önündeki meydanda İngiltere'nin ulusal kahramanı Churchill'in heykeline karşı saldırı gerçekleştirildi. Evet. Bazı heykellerin yüzü silindi. Bu giderek büyüyor ne yazık ki. Amerikan seçimlerinde bunun ciddi etkisi olabilir diye düşünüyorum ben. Çünkü eğer bu koronavirüs olmasaydı 45 milyon işsizlik yarattı. Bir de bu yaşanan siyahlara karşı tepkiler, olayın büyütülmesi, köpürtülmesi. Neredeyse garanti gözüken seçimi Trump'ın elinden alabilir. Yapılan son kamuoyu yoklamalarında Biden'ın, demokratların adayı Biden'ın oldukça ileride olduğu görülüyor. Tabii iktidarın değişme ihtimali yine belli olmaz biliyorsunuz Amerika bu. Kasım'a da çok var. Köprünün altından çok su akabilir. Hemen kolay bir sonuca varmayalım. Yine Trump'ın güçlü bir seçmen tabanı da var. Ama eğer Biden'a doğru bir kayış olursa Amerikan dış politikasında ve ekonomisinde de bu köklü dönüşümler getirecektir. Bunu akılda tutmak lazım. Türkiye için Biden yönetimi ne demektir? Trump yönetiminin devamı ne demektir? Buna da akıl yormaya başlamamız lazım şimdiden.
O zaman sözlerinizden şunu çıkartabilir miyiz? Bu olaylardan Biden'ın seçilmesi muhtemel, yani olma olasılığı daha mı yüksek görüyorsunuz? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz peki bu durumu? Bugün itibariyle bakarsak eğer, şu anda Biden'ın şansı daha da artmış gözüküyor. Siyahi oylar, Latin oyları ve Biden Yahudi oylarında önemli ölçüde çekebilen bir aday. Kişisel özellikleri çok öyle heyecan verici bir insan değil. Evet. Yaş itibariyle oldukça ileride. Yenilik bir şey getirememiş. Obama döneminde de hep geri planda tutulmuş. Dolayısıyla Biden'ın iyice parlatılmaya ihtiyacı var. Yeni bir vizyon geliştirmeye, iyi bir ekip kurmaya ihtiyacı var. Ama yaşanan gelişmeler ve Trump'ın çevresini de yakıp yıkıp devam etmesi, yani bu silahlı kuvvetler başkomutanı yanındayken ertesi gün çıkıp büyük bir hata yaptım orada olmakta diyor. Cumhuriyetçi stratejistlerin büyük bir kısmı Trump'a karşı tavır almış vaziyette. Ve Trump'ın en yakın destekçilerinden bir tanesi de dedi ki bu seçimler aslında iç meselelerden ziyade Çin damga vuracaktır Kasım'daki seçimlere dedi. Bu da izah ediyor ki zaten Çin'e karşı politika sertleştiriliyor. Soğuk savaş davulları çalınıyor Washington'da. Evet. Onun için bugünden bir tahminde bulmak son derece zor. Ama şu andaki ibre Biden'ı gösteriyor. Kasım'a kadar bence çok şeyler olacak ve daha üzerinde epey spekülasyon yapacağız, konuşacağız. Evet, sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Peki ben Mehmet Bey, müsaadenizle tekrar bir petrol cephesindeki son gelişmelerden birine değinmek istiyorum. Özellikle Libya ordusu burada önemli bir atak yapıyor. Petrol kaynaklarını geri alma yönünde. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu başarabilirler mi sizce? Şimdi Libya'da biliyorsunuz petrol sahalarının önemli bir kısmı Hafter'in kontrol ettiği doğu kesimde. Mısır'a yakın olan bölgede ve bu ülke Avrupa için son derece değerli olan bizim sweet crude dediğimiz petrolü üreten bir ülke. Ve krizden önce yaklaşık 1.7 milyon varil günde üretiyordu Libya. Geçen gün size de bahsettim. Libya Başbakan Yardımcısı Ahmet Bey ile sohbet ederken dedi ki üretim 92 bin varile düştü günlük. 92 bin varil nerede? 1.7 milyon varil nerede? Doğru. Şimdi yine hükümetin kontrol, hükümet biliyorsunuz ilerliyor. Önce Trablus Uluslararası Havaalanı'nı ele geçirdi. Sirte'ye girmeye çalışıyor. Orada Ruslar kırmızı çizgi çizdiler. Ama Hafter kuvvetlerine karşı ciddi anlamda zemin kazandı. İlerliyorlar. Bu arada kendi kontrolüne giren Şarara sahasında hemen üretimi başlatmak istedi. Çünkü Ahmet Bey'in de bize söylediği aslında barış sağlanırsa, istikrar sağlanırsa biz bu 92 bin varillik üretimi birkaç hafta içerisinde tekrar 1.7 milyon varille çıkartırız dedi. Bu Şarara sahası eğer elde tutulup devam etseydi günde en az 300 bin varil üretilebilecekti oradan. Ama birkaç saat sonra Hafter'in kuvvetleri girdiler o sahaya ve kapattılar. Yani şu anda Libya yeniden eski duruma döndü ve dünya piyasalarına herhangi bir satışı zaten yok. Ki OPEC ülkeleri de pek memnundur bu durumdan herhalde. Gönüllü bir üretim kısıtlaması gibi oldu bu. Ama ülke içinde de ciddi bir yakıt sıkıntısı var. Hem rafine edilmiş ürünlerde, petrolde, iki tarafta da hem Hafter'de hem Saraj'ın kontrol ettiği sahalarda da. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu sahaları kim kontrol eder ve üretime, rafineriye, ihracata açarsa ciddi avantaj kazanacaktır. Burada tabii Türkiye'nin de acaba enerji şirketleri üzerinden girip girmeyeceği Libya'ya konuşuluyor. Türkiye'nin ne yazık ki böyle uluslararası rekabet gücüne sahip çok güçlü petrol şirketleri yok. TPA'da biliyorsunuz eski gücünde değil. Bu anlamda ona da bir tekrar göz atmak gerekecek. Belki Libya'yla, çünkü anladığım kadarıyla Saraj hükümeti Türkiye, Libya ve kendisiyle üçlü bir ortaklık peşinde. Libya'nın meşhur o uluslararası şirketi Yana ile ortaklaşa Türkiye petrollerini ya da Türk özel petrol şirketlerini bir şekilde devreye sokup Türkiye'de burada rol almalı. Bu tabii Libya kaynaklarını paylaşma anlamında görülmemeli. Çünkü sonuçta kaynak Libya'nın bunu çıkartacak, satacak olan şirketlerde kendi payını aldıktan sonra aslan payını her zaman Libya hükümetine veriyorlar.
Bazen görüyorum bu tür yorumlar, Libya petrollerine el koymaya çalışanlar falan diye, böyle bir şey yok. Bu sadece yatırımcı kendi yatırımının karşılığını alacak, ev sahibi ülkede onu alacak kendi payına düşeni. Orada bir fırsat var bence ama şu anda öncelik Libya'nın bölünmesini engelleyerek, çünkü onu isteyenler var, bölünmesini engelleyerek Birleşik Libya'yı tutmak ve Hafter'in Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır kontrolündeki uzlaşmaz politikalarından, şu sahada uğradığı kayıplar nedeniyle acaba masaya oturup gerçek anlamda bir barışın, kalıcı bir barışın adımları atılabilir mi? Ki bu atılırsa arkasından Libya'nın yeniden imarı, inşası gündeme gelecek. Orada da Türk müteahhitlerine tabii çok önemli rol düşüyor. Kesinlikle. Mehmet Bey, çok teşekkür ediyorum. Çok önemli konulara Cuma günde nokta koymuş oldunuz sizlerin. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet, Mehmet Öğütçü bizlerle birlikteydi efendim. Genel şöyle bir son gelişmeleri, aynı zamanda hem enerji tarafında hem diplomasi tarafındaki son gelişmeleri kendisinden detaylı bir şekilde öğrendik. Geçelim sanayi üretim rakamlarına. Nisan'da 31.4 oranında azaldığı görülmüştü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı raporu izliyoruz şimdi. Türkiye'nin ekonomik büyümesinin öncü göstergelerinden olan sanayi üretiminde büyük düşüş. Koronavirüsün etkisiyle sanayi üretimi Nisan ayında yıllık %31,4 azalarak tarihi düşüşlerinden birini yaşadı. 2020 Nisan ayında madencilik ve taş ocaklığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %14,5, imalat sanayi sektörü endeksi %33,3 azaldı. Sanayi üretimi aylıksa %30,4 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde Nisan ayında madencilik ve taş ocaklığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %13, imalat sanayi sektörü %32,5 azaldı. Yıllık değişimler takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini ifade etmektedir. Aylık değişimler mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini ifade etmektedir. Sanayi üretimi ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden kabul ediliyor. Evet, bir sonraki haberimiz ise Birleşmiş Milletler genç işsizlikle ilgili verilerini yayımladı. Özellikle Afrika kıtasındaki genç işsizlerin bölge ülkelerin ekonomilerine ciddi zarar vereceği belirtildi. Raporun detaylarını izliyoruz şimdi. Yeni tip koronavirüs süreci de birçok Afrika ülkesinde işsizlik oranlarını artırdı. Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu verilerine göre kıta genelindeki nüfusun yaklaşık %34'ünü 15 ila 34 yaş arası grup oluşturuyor. Kıta genelindeki gençlerin çoğunluğu herhangi bir işte çalışamazken bu durumun kıtaya maliyeti her yıl 79 milyar doları buluyor. Kuruluşun verisine göre gençlere yeni istihdam alanlarının açılması için Afrika'ya 100 milyar ABD doları destek sağlanması gerekiyor. Dünya genelinde en fazla genç nüfusa sahip Afrika, en yüksek işsizlik oranına sahip kıta konumunda. Birleşmiş Milletler Afrika ülkelerinden Nijerya'da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerin 13 milyon kişiyi işsiz bırakabileceğini açıkladı. Yaklaşık 200 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ekonomisi Nijerya'da ekonomik kriz, yolsuzluk ve güvenlik sorunu gibi nedenler ciddi istihdam sorunu ortaya çıkarıyor. IMF Başkanı Georgieva'dan bir önemli uyarı geldi. Covid-19'la birlikte bu felaket gelir eşitsizliğinde önemli bir artışa neden olabilir ifadelerini kullandı. Bakalım neler söyledi. Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomi ve kapsayıcı ekonomik toparlanmaya ilişkin bir blog yazısı kaleme aldı. Covid-19 krizinin en savunmasız kesimleri daha çok etkilediğini belirten Georgieva, bu felaket gelir eşitsizliğinde önemli bir artışa neden olabilir değerlendirmesi de bulundu. Georgieva, krizin eğitimden yoksulluğun azaltılmasına kadar kalkınma alanında da elde edilen kazançları tehlikeye atabileceğine işaret ederek, yeni tahminler dünya çapında 100 milyona yakın kişinin aşırı yoksulluğa düşebileceğini ve son 3 yılda yoksulluğun azaltılmasına yönelik elde edilen tüm kazanımları silebileceğini gösteriyor ifadesini kullandı. Dünya genelinde hükümetlerin olağanüstü politik önlemleri aldığını anımsatan Georgieva, küresel olarak bu zamana kadar uygulanan mali eylemlerin tutarı 10 trilyon dolar. Ancak krizin ciddiyeti göz önüne alındığında önemli ilave çabalar gerekti değerlendirmesine bulundu. Bu kapsamda 3 önceliğe değinen Georgieva, mali teşviklerin akıllıca kullanılması, yeni neslin eğitimle güçlendirilmesi,
ve finansal teknolojilerin gücünden yararlanılması gerektiğinin altını çizdi. Bir sonraki haberimiz ise Çin ve ABD arasındaki gelişen son gelişmelerden bir tanesi. Çin, ABD'yi global teknoloji sektörü tedarik zincirini baltalamakla suçladı. Bakalım detaylarda neler var. Trump yönetimi küresel endüstriyel tedarik zincirlerini Çin'in elinden koparmak için de hızlı bir girişim başlatmaya hazırlanıyor. ABD'nin bu girişimine karşılık Çin yönetiminden cevap gecikmedi. Çin, ABD'yi global teknoloji sektörü tedarik zincirlerini baltalamakla suçladı. ABD-Çin arasındaki bu durumu Çin Dünya Ticaret Örgütü'ne taşıdı. Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ndeki temsilcisi Jian Qijin, düzenlenen çok taraflı görüşmelerde yaptığı açıklamada ABD'nin çıkardığı kararnameyle aldığı tedbirleri nasıl Dünya Ticaret Örgütü'nün ulusal güvenlik muafiyetinin kötüye kullanılması olmayacağını ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarıyla tutarlı olduğunu öğrenmek istiyoruz diye konuştu. Jian Qijin konuşmasında Çin'in ABD'ye karşı resmi bir şikayette bulunup bulunmadığına değinmedi. ABD'de yapılacak başkanlık seçimi öncesinde Çin'e karşı olan tutumunu sertleştirip yeni suçlamalarda bulunan Trump, imalat tesislerini yurt dışından tekrar ülke içine getireceği sözünü vermişti. Evet, bir sonraki haberse ABD Hazine Bakanı'ndan geliyor. Seyahat ve perakende aynı zamanda eğlence sektörlerini merkez alan ve teşvik paketi gerektiğini bildirdi. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ekonomide toparlanma sinyalleri görülse de özellikle koronavirüs pandemisinden kaynaklanan kapatmalardan zarar gören işletmelere yönelik ABD'nin ek mali teşviğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Mnuchin, çarşamba günü Senato'da COBİ ve Girişim Komitesi'nde yaptığı açıklamada ekonominin ciddi ölçüde toparlanacağını düşünüyorum. Fakat bazı kesimlerde hala ciddi hasar var açıklamasını yaptı. Mnuchin, ayrıca hane halkına da daha fazla doğrudan nakit yardımı gerekebileceğini bildirdi. Kongre bir diğer teşvik halkası için henüz bir uzlaşmaya varmazken, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında teşviklere yönelik yaklaşım farklılıkları gösteriyor. Trump yönetimi teşvikler kapsamında sermaye kazanç verisi indirimini değerlendiriyor. Fakat Mnuchin bunun en iyi yaklaşım olmadığını bildirdi. Demokratlarsa teşviğin koronavirüsten daha çok etkilenen eyaletlere ve işsizlere sağlanması gerektiği görüşünde. ABD Başkanı Donald Trump, polis şiddeti ve ırkçılığa karşı gösteriler devam ederken dini liderler, kolluk gücü ve yetkilileriyle aynı zamanda küçük işletme sahipleriyle bir araya geleceğini duyurdu. ABD'de George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protesto gösterileri devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Teksas eyaletinin Dallas kentinde dini liderler, kolluk gücü yetkilileri ve küçük işletme sahipleriyle bir araya geleceğini açıkladı. Beyaz Saray yuvarlak masa toplantısının Amerika'daki toplumlar arasında ekonomi, sağlık ve adalet konusundaki tarihi ayrılıklara getirilecek çözümleri kapsayacağını bildirdi. Beyaz Saray sözcüsü Meg Enany, alınacak önlemler kapsamında yasa tasarılarının ve başkanlık kararnamelerinin değerlendirilmekte olduğunu belirtti. Başkan Trump'ın desteklemediği önerilerin başında, kolluk güçleri aleyhinde dava açılmasının önünde engel oluşturan dokunulmazlığın kaldırılması yer alıyor. Türk F-35'lerin yeniden yapılandırılarak ABD ordusuna alınmasını öngören bütçe tasarısı Senato'ya gönderildi. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi, 2021 yılı savunma bütçesine ilişkin tasarıyı onaylayarak Senato Genel Kurulu'na gönderdi. Tasarıda Türkiye'ye S-400 alımı nedeniyle satılmaması kararlaştırılan F-35 savaş uçakları da yer aldı. Komite, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak da bilinen 2021 mali yılı savunma bütçesi için toplam 740,3 milyar dolar ayrıldı. Bütçe tasarısında 95 F-35 uçağının satın alınmasına onay verilirken, bunların 60'ının konvansiyonel kalkış iniş yapabilen F-35A, 12'sinin kısa pist kalkış ve dikey iniş yapabilen F-35B ve 23'ünün donanma için tasarlanan F-35C tipi olması öngörüldü.
Ulusal savunma stratejisi çerçevesinde büyük güç rekabetine katkı sağlayacak bir savunma harcama planı oluşturulduğu belirtilen Senato tasarısında Pasifik Caydırıcılık İnisiyatifi'nin kurulması ve bu inisiyatife 1,4 milyar dolar fon ayrılması talep edildi. Tasarı, Senato Genel Kurulu'ndan da kabul edildikten sonra Temsilciler Meclisi'nin ilgili komite ve genel kurulunda kabul edilen versiyonla birleştirilerek tek yasa tasarısı haline getirilmesi gerekiyor. Türkiye ile ilgili ise Türkiye F-35 programından çıkarıldığı için satın alınıp teslim edilmeyen 6 Türk F-35 uçağının ABD Hava Kuvvetleri için tekrar yapılandırılıp kullanılması yetkisine veriyor denildi. Evet, ABD'deki bu protestolar biraz daha hem ırkçılık hem de ekonomik eşitsizliği Amerika tarafında tekrar gündeme getirdi. Bu yüzden önemli çalışmalarda detaylı analiz ediliyor. Bunlarla ilgili EkoTürk'ten Feyza Gümüşlüoğlu, Profesör Lisa Cook'la önemli yapılan bu araştırmalardan bir tanesini değerlendirdi. EkoTürk için özel bir röportaj efendim, izleyelim.